Aynı zamanda hani bunu yapmaya direken mezun olur olmaz gidebilirsin. Bu bir tercih olabilir. Yurt dışında çalışma olayı aslında çoğu bu şekilde ilerliyor diyebilirim yani. Hani yurt dışında çalışmaya başlamak için kendinize neler katmanız gerekiyor? Kendinize neler eklemeniz gerekiyor? Nelere çalışmanız gerekiyor? Ne gibi donanımlar edinmeniz gerekiyor? İşte gireceksiniz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizin çok çok merak ettiğiniz ve sürekli sorduğunuz abi yurt dışına çıkmak için ne yapmam gerekiyor? Mezun olduktan sonra yurt dışına direkt iş bulabilir miyim gibi bana birçok soru soruyorsunuz ve bu aslında benim cevabını merak ettiğim ve ilerlettiğim bir süreç olduğu için gelin beraber inceleyelim, beraber bakalım. Yurt dışındaki iş ilanlarına bakalım, ne gibi istekler var, ne gibi şartlar koşuluyor, Türkiye'den çok daha farklı mı bunlar? Bunları inceleyelim, aynı zamanda ne gibi yollar var yurt dışına çıkmak için, ne gibi yollar izleyebiliriz, bunları konuşalım. Umarım sizin için de bilgilendirici ve güzel bir video olur. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi belli yerlerdeki iş ilanlarına bakacağız beraber. Bu arada web üzerinden ilerleyeceğim. Hani Türkiye'deki iş ilanlarına baktığım videoda web üzerinden ilerlemiştik iş ilanlarına bakarken. Burada da aynı şekilde ilerledim. İngiltere ile başladım, Londra ile başladım. Genellikle şunu söyleyebilirim İngiltere'deki ilanlarına baktığım zaman web üzerinde. Full stack developer arıyorlar. Hani frontend backend'e ayırmamışlar, full stack olarak ilerlemişler. Full stack neydi? Hem frontend hem backend üzerine çalışan developerları biz full stack developer diyoruz. İş ilanları bu şekilde vardı. Tabii ki de birçok iş ilanı var. Siz de gidip inceleyin. Bu junior software developer arıyorlar bu iş ilanında. Ekranın kenarına da sizin için de koyacağım. Siz de benimle beraber inceleyin diye. Gelenin ne gibi beklentileri varmış? Demonstrable proficiency in React, JavaScript and CSS diyor ki yani React, JavaScript, CSS bildiğinize kanıtlayabilecek kadar bir yeterliliğinizin olduğunu bilmek istiyorlar. Enthusiasm for developing TypeScript, yani TypeScript'i geliştirmenize bir hevesinizi, isteğinizin böyle olduğunu, böyle istekli olduğunuzu bilmek istiyorlar TypeScript üzerine. Knowledge of RESTful API and GraphQL, have an understanding of appreciation of cloud-based architecture. Şimdi baktığımız zaman cloud-based architecture hani bu birazcık daha dediğim gibi hani özel olarak uğraş ve araştırma isteyebilir sadece. Ama dediğim gibi hani bence güzel bir iş ilanı mı? Güzel bir iş ilanı, çok açıklayıcı olmamış sadece. Yani çok basit yazılmış. Ama böyle şeyi seviyorum hani iş ilanlarında işte experience, işte bu kadar experience istiyoruz, bu kadar şey istiyoruz dememişler. Hani kanıtlayabildiğiniz kadar bir bilgi, işte istekli, yani bunu geliştirme konusunda istekli olmanızı istiyoruz gibi böyle yazılar bence siz bakarken de, ben bakarken de benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bence güzel bir iş ilanı olmuş. Bir sonraki iş ilanına geçiyorum. Bu iş ilanında yine kenarda görüyorsunuz. Ben bu iş ilanına bayıldım. Neden bayıldığımı da size söyleyeceğim birazdan. Benim bu iş ilanını sevme sebebim her şeyin çok güzel bir şekilde açıklanmış olması. Neden? Demiş ki your main responsibilities will be to, yani genel olarak sorumlulukları neler olacak? Burada onları açıklamışlar işte. Build your confidence and knowledge diyor ki işte. Yani ben seni junior olarak alıyorum. Bu arada bu bir bakıyorum junior software engineer arıyorlar burada da aynı şekilde. Diyor ki bana özgüvenini, işte knowledge'ını, bilgini yavaşça bana geliştirmeni istiyorlar senden. Hani ilk sorumluluğum bu. Deliver smaller vast scope pieces of work diyor ki yani yani daha küçük işleri böyle verdiğimiz zaman takıma yardım etmek konusunda yardım edecek şekilde böyle onları bitirmeni, onları yapmanı istiyorlar. Küçük işler bitirmeni istiyorlar. İlk olarak yani zaten junior'dan beklentin ona küçük işler verip onları bitirmesini beklemek. Bunu bu şekilde açıklamaları da söylemeleri de güzel olmuş. Deliver smaller vast scope pieces of work. Participate in your team activities will as those of your engineering good. İşte dediğim gibi takıma katılmanı, takımla beraber çalışmanı istiyorlar. Main responsibility olarak. Gayet güzel. Sonra demişler ki in next 12 months you will be doing this like. Yani bu ne demek? Yani senden 12 ay sonra benim beklentim bu. Ben seni junior olarak alıyorum, geliştiriyorum ve senden 12 ay sonra beklentilerim bu şekilde diye sana bir beklenti listesi oluşturmuş ki bence bu çok güzel bir şey. Burada ne demiş? Settle into your product team, work in existing features, deliver code towards the features. Yani diyor ki artık yavaştan bir takıma yerleşmeni, bir takımın içine girmeni ve iş yollamanı istiyorlar. Gain an understanding of business, our customers and our domain. Yani yavaştan böyle şirketin genel olarak mantıklısına alışmanı istiyorlar ve çevrendeki insanlarla güzel iletişim kurmanı istiyorlar. İşte building a relationship with people around you demiş. Become confident in knowing and debug issues with others. Yani yavaştan sorun çözmeye de diğer takım arkadaşlarla beraber sorun çözmeye de alışmanı, kendini güvenmeni istiyorlar bu konuda. Sonra ne demişler? İşte write automated test for your code. Kendi kodun için test yazmanı istiyorlar. Create documentation. Gerektiği zaman dokumentasyon yazmanı istiyorlar. Burada yine indirim çok kullanıyorum ben. İndirdim aşağıya. Gibi şeyler istiyorlar. Aslında yavaştan böyle hani bir senelik bir developer. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Kendi açımdan yorumlarsam benden de bekledikleri şey bunlardı. Hani yavaştan beni eve junior olarak aldılar. Yetiştirdiler ve hani bir ay sene sonra geldiğiniz noktada yavaştan gerçekten bu oluyor işte. Böyle dediğim gibi hani
takımın içine giriyorsunuz, işi oluyorsunuz. Kendi kodunuzun işte dokümantasyonunuzu yazıyorsunuz, test yazıyorsunuz. Aslında yani genel olarak işi çok güzel bir şekilde açıklamış. Beklentileri de bence çok güzel bir şekilde vermiş. Sonra aşağı indiğimiz zaman burada da demiş ki ya baştan hani ne gibi teknolojiler bilmeni istiyoruz, hani bu zaman bu kısma gelmişler. Orada da demişler ki işte experience in working projects, işte HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, işte Node.js gibi şeyler belirtilmiş. They will to work on similar well-scoped tasks and bugs to help your team. Demiş ki işte yani küçük işlerde küçük bugları çözerek takıma yardım etmeni istiyorlar. Have verbal writing communication skills. Diyor ki yani biz evden de çalışacağız, ofisten de çalışacağız. O yüzden böyle iletişimin sağlam olmasını ve takım içerisinde böyle sağlam iletişim kurabilmeni istiyorlar. Çünkü uzaktan çalıştığınız zaman, evden çalıştığınız zaman o iletişimi gerçekten güzel kurmanız gerekiyor. Being comfortable with working with the company, işte dediğim gibi şirkette çalışırken comfortable olmanızı istiyorlar, rahat olmanızı istiyorlar. A willingness to learn and the ability to ask to help when you're stuck. Çok güzel bir cümle. Çok çok güzel bir cümle. Diyor ki gerçekten öğrenmişliğiniz olup sıkıştığınız zaman ve yapamadığınız zaman da sormaktan çekinmeyen insanlar istiyoruz. Yani bir junior'dan bu beklenmeli, bu istenmeli, bunu sağlanması istenmeli ve bunları bu şekilde yazmaları benim aşırı ve aşırı hoşuma gitti. İleride bir şirketim olsa ben cidden bunu kopyalıp bunu yapıştırmak gerçekten isterim. Çünkü junior demek kendini geliştirmeye çalışan bir developer, bir mühendis. Ve yani onun yapması gereken küçük projelerde kendini geliştirmeli. Yani küçük tasklar yaparak, sorunları çözerek kendini geliştirmeli. Takıldığı zaman ki takılacak. Bunun sonra çok arkadaşım oluyor. Abi işe girdikten sonra ya yapamazsam, ya bana iş verirlerse yapamazsam diye çok arkadaşım oluyor. Böyle hissetmeniz çok normal. Aynı şeyi ben hissettim ama şirketler zaten bunun bilincinde olmalı. Yani junior birisini alıyorsan o kişinin iş yapamamasını göze alarak zaten onu işe alıyorsun ve onu yetiştirmeye alıyorsun. Burada da bunu çok güzel bir şekilde yazmışlar. Yani başvururken de ve bunun bilincinde olan bir şirkete girmek bence herkesin isteği olurdu. O yüzden benim bu zamana kadar gördüğüm en güzel iş ilanlarından birisi. Ben beğendim. Bir sonraki iş ilanına geçelim. Şimdi geldik İtalya'ya. İtalya'da iş ilanlarına baktım. Hem de kendim için de iş ilanlarına baktım aynı zamanda. İtalya hakkında şunu söyleyebilirim. Sorun şu ki İtalyanca. Bütün iş ilanları İtalyanca olarak açıklanmış. Diyorum ki o zaman şirkette de İtalyanca konuşmamı istiyorlar. Şöyle bir sorun var ki İtalyanca bilmiyorum. Bu bir tabii ki de çok büyük bir problem aynı zamanda. Tabii ki de hani İngilizce olarak açıklayan iş ilanları da var ama çoğunluğu İtalyanca olarak açıklamış. İtalyanca istiyor. O yüzden hani yaşayacağım problemlerden birisi, çözmem gereken problemlerden birisi aynı zamanda. Ama bir iş ilanı buldum. Yanında siz de görüyorsunuz şu an. Requirement olarak 2-6 sene arası bir deneyim istiyor. Junior dediğim gibi juniorların hepsi, baktıklarım hepsi İtalyanca istiyordu. O yüzden bu birazcık benim bölümümü bozdu aynı zamanda ama bunu belki sağlayabilirim diye düşünüyorum. Burada full stack developer arıyorlar bunlarda. Able to integrate data from various backend, işte datayı, işte veriyi entegre edebilecek bilgisi olan, bilgi sahibi olan. Cooperate with the UI team, yani ön tarafta çalışan takımla beraber işbirliği içinde olabilecek, çalışabilecek arkadaşlarımızı arıyorlarmış. Hard skill'lere geliyorum. Hani ne istiyorlar? Knowledge of multiple front-end languages. HTML, CSS, JavaScript, React, Vue. Knowledge of multiple back-end languages. Full stack olduğu için aynı zamanda back-end, PHP, JavaScript, C# gibi dilleri bilmenizi istiyorlar. Bilgi sahibi olmanızı istiyorlar. Everyone understand the requirements and scope of solution. Demiş ki işte çözümleri ve istekleri incelemenizi, anlamanızı istiyorlar. Work with the team leads to shape practical approaches and estimates. Fluent English and both and oral over in Brighton. Yani diyor ki işte iyi bir İngilizce, work with the team, bla bla bla. Nasıl bir iş ilanı diye sorarsanız bence güzel bir iş ilanı, fena bir iş ilanı değil. Sadece tek sıkıntı 2 ve 6 senelik bir deneyim istemeleri. Bunu sağlayabiliyor muyum? Hayır. Yani orada iş bulma konusunda zorlanacağımı biliyorum. Çünkü dediğim gibi juniorlarda İtalyanca istiyorlar. Yani İtalyanca var. Yani belki İngilizce de kabul eden şirketler de olur. Umarım ki olur. Yani bu gibi Avrupa ülkelerinin aslında işte İspanya olur, İtalya olur. Böyle ana dilleri farklı olan, İngilizce'den farklı olan ülkelerde bu gibi sorunlar yaşamak normal. Zaten bu beklediğim bir şeydi aynı zamanda. Çözeceğiz. Bir şekilde çözeceğiz. Bir yol bulacağız. Sıkıntı yok. Sonraki ilanına geçelim. Gelelim Amerika'ya. Hepimizin hayali, çalışmak istediği yer. Ya yani benim aslında 30-35 yaşından sonra çalışmak istediğim yer diyebiliriz Amerika. Yani yorumlarda da çok görüyorum Amerika'ya gitmek isteyen, DM'den bana yazan arkadaşlarım var Amerika'da çalışmak isteyen. Genel olarak herkesin bir hayali. Benim de bir Los Angeles'ta çalışma isteğim var ileriki zamanlarda. Bakalım hayat ne gösterir bilmiyoruz. Amerika hakkında şunu söyleyebilirim. Yani junior evet iş ilanı var ama genellikle fazlasıyla senior. İşte 3 sene, 5 sene çok iş ilanı var. Siz de incelersiniz, siz de göreceksiniz. Yani koyuyorum, yani zaten görüyordunuz.
Ne diye istiyorlar? Requirement'lar nelermiş? Experience in Ruby, Rails, Python and Node.js Plus. Node.js bilirseniz iyi olur diyor. Understand the front-end development, JavaScript, CSS, HTML konusunda da bilgili. Yani bu da full stack istiyorlar. Farkındaysanız yurt dışında full stack gerçekten çok isteniyor. Beklenti bu. Yani ön tarafta da, arka tarafta da bilgi sahibi olması istiyorlar. Hani bunu daha önceki videolarda da konuşmuştuk. Full stack olmak avantajdır diye. Bu avantajı da yurt dışında yaşıyorsunuz galiba. Gördüğümüz kadarıyla bu şekilde ilerliyor. Experience with database'den gelecek çok önce post gözüküyor. Bu database'ler konusunda bilgi sahibi olan, deneyim sahibi olan. Comfortable in Linux environment. Bak bu bazılarınıza ilginç gelmiş olabilir. Linux environment herkes. Ya ben çalışmadım hiç. Çalışan arkadaşlarım belki vardır. Passion for writing clean and maintainable and testable code. Ne diyor? Temiz kod yazan, geliştirebilir, üzerine eklenebilir kod yazan ve test edilebilir kod yazan arkadaşlarımız da istiyorlarmış. Comfortable with a fast-paced work environment and tight deadlines. Bu cümleden nefret ettim. Şu an bu cümleden nefret ettim. Ne demek istiyor? Yani deadlines bitiş tarihi demek. İşte böyle sıkı zaman aralığında çalışan, hızlı iş üretebilen arkadaşlarımızı istiyorlar. Yani bunu buraya direkt yazan insan böyle bir geriliyor. Gelmiyor değil. Ben gerildim açıkçası. Yani böyle oluyor mu? Böyle oluyor bu arada. Hani diğer iş ilanlarında yazmaması demek bu orada öyle bir şey yok demek değil. Hani işe girdiğiniz zaman, projelere girdiğiniz zaman projenin yoğunluğu oluyor. İşte çok sıkı çalışmanız gereken ve iş bitirmeniz gereken zamanlar oluyor mu? Oluyor. Bu çok normal. İşin getirisi zaten bu ama bunu direkt iş ilanlarına koyduğun zaman tat kaçırıyor. Tat kaçırmıyor değil. Nasıl bir iş ilanı? Güzel bir iş ilanı. Bir sıkıntı bir iş ilanı yok bence. Sıkıntı çok bir şey yok. Sadece son cümle birazcık bir tadımızı kaçırdı. Onun dışında yani dediğim gibi yeni mezun bir arkadaşımızın da sağlayabileceği bir iş ilanı olmuş. Bir sonraki iş ilanına geçelim. Evet, bu iş ilanına da Java developer arıyorlarmış. Siz de benimle beraber bakın yanında. Beraber inceleyelim. Minimum of 3 years of development architecture experience. Dediğim gibi junior olarak belirtmediği için bir şey diyemiyorum artık. 3 years of experience istiyor. 3 senelik bir deneyim istiyor. Minimum of 2 years of experience with one or more of the following Spring and Spring Boot or Spring Cloud. Aslında bu benim başvurabileceğim bir iş. Çünkü ben de bunlar üzerine çalıştım işimde. Ama tabii ki de 2 ve 3 senelik deneyimleri sağlıyor muyum? Sağlamıyorum. Ama merakin başvurur muydum? Başvururdum. Denemekten zarar gelmezdi herhalde. A minimum of 1 year of experience with application design and development using React and Angular. React and Angular konusunda 1 senelik bir deneyim istiyorlar kullanma konusunda. A minimum of 1 year of experience with modern DevOps tools such as Git, GitHub, Jar, Jenkins. Dediğim gibi bunlar konusunda deneyimli arkadaşlarımız istiyorlarmış en az 1 sene. Dediğim gibi bazılarını sağlıyoruz, bazılarını sağlamıyoruz. Dedim ki kendi açımdan konuşmam gerekirse. Başvurur muydum? Başvururdum. Neden başvurmayalım? Hani kabul edilir miydim? Orası ayrı bir konu. Yani dediğim gibi 3 ve 2 senelik o deneyim kısmını sağlayamıyorum. Bu bir dezavantaj mı? Tabii ki de bir dezavantaj. Ama dediğim gibi başvurmaktan zarar gelmez. Bir deneyim olurdu benim için. Buradaki iş ilanına baktığım zaman hani junior olarak belirtmediği için bunları yazması gayet normal. Yazabilir. İstekleri de gayet normal bir şekilde belirtilmiş basic qualification olarak. O yüzden güzel bir iş ilanı. Kötü bir iş ilanı değil. Evet, iş ilanları bu şekilde de yorumlamam gerekirse hani Türkiye ile karşılaştırırsam çok böyle uç şeyler var mı? Hayır yok. Yani burada evet güzel iş ilanları vardı. Bizde de güzel iş ilanları vardı. Benim en çok gözüme çarpan şey burada böyle özel olarak diploma belirtmemişler. Yani siz de fark ettiyseniz hani böyle hani requirement'larda, isteklerde, gerekliliklerde böyle hani bu gibi bölümlerden diploma zorunlu gibi bir şart koşmamışlar. Tabii ki de hani işin ilerleyen süreçlerinde isteyebilirler. Yani dışarıdan bir ülkeden sonuçta başvurduğunuz için, geldiğiniz için bir kanıt olarak diplomayı tabii ki de isteyebilirler ama burada özel olarak belirtmemişler. Bu farklılık olarak kesinlikle söylenebilecek bir şey. Onun dışında bence hani web için baktık, aynı teknolojiler, aynı yazılım dilleri bir şekilde yine isteniyor sizlerden. Şimdi gelelim yurt dışında çalışmak isteyen arkadaşlarım. Abi ben üniversite bitirdim, yurt dışında çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor? Hani bunu kesin olarak ben söyleyemem, hani git bunu yap diyemem çünkü ben de bu sürecin içerisindeyim. Siz de hani bunu en iyi bilenlerden birisi de sizsiniz aynı zamanda. Hani ben de bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim yolum aslında seçtiğim yol yüksek lisanstı. Hani buradan yüksek lisansa gidip orada işte şirketlere başvurup orada iş deneyimi kazanmaktı. Hani yüksek lisans iki farklı şekilde hani şöyle tercih edebilirsiniz. Hani ben burada mesela mezun olduktan sonra 1,5 sene, 2 sene bir şirkette deneyim kazanıp yüksek lisansa gittim. Orada belki hani bu deneyimin avantajını yaşarım diye düşündüm. Aynı zamanda hani bunu yapmaya direkt hani mezun olur olmaz gidebilirsiniz. Bu bir tercih olabilir. Oraya gittikten sonra işte şirketlere CV'nizi bırakırsanız, insanlarla çalışırsınız, tanışırsınız, işte projeler üretirsiniz, bunlarla beraber şirketlere başvurursunuz ve bir çevre sağlarsınız ve deneyim kazanırsınız. Bu tamamen bir tercih olabilir. Şöyle bir tercih olabilir farklı bir bakış açısından. Hani
burada bir şirkete girip deneyim kazanıp bu şirketin bağlantılarını kullanarak, yani çoğu şirket aslında yurt dışında projeleri olan şirketler oluyor. Yani gireceğiniz şirketlere buna göre tercih edebilirsiniz, bakın bunu kesinlikle söylüyorum. Yani gireceğiniz şirkete ama iş var ben gireyim, evet deneyim kesinlikle önemli ama idealleri olan bir arkadaşımsan eğer sen şu an ve yani ben yurt dışında çalışmak istiyorum diyorsan, gireceğin şirkete de buna göre seçebilirsin. Yurt dışı bağlantıları olan bir şirket, yurt dışında projeler olan bir şirket tercih edebilirsin ve sonradan bu bağlantıları kullanarak, kendini kanıtlayarak, kendini göstererek bu bağlantıları kullanarak yurt dışına gidebilirsin. Bunu yapan birçok insan var. Hatta şunu söyleyebilirim, yurt dışında çalışma olayı aslında çoğu bu şekilde ilerliyor diyebilirim yani. Bizim şirketimizde de hani bir sürü yurt dışı bağlantıları var ve bir yerden sonra insanlar network sağlıyorlar, bağlantılar kuruyorlar ve yurt dışı imkanlarını değerlendiriyorlar. Örnek veriyorum, hayaliniz İspanya'dır, İspanya'da çalışmak istiyorsunuzdur. Yani İspanya'da okumak istiyorsunuzdur. Buna göre tercih daha yaparsınız. Yani gireceğiniz şirketin İspanya'da bağlantısı olan bir şirket ya da İspanya'ya projeler üreten bir şirkette çalışmak istersiniz ya da yüksek lisansınızı İspanya'da bir üniversitede yaparsınız ve bu yolda ilerlersiniz. Yani demek istediğim olay şu aslında, hani başladı dediğim yolunuz belliyse, yani ilerlemek istediğiniz yolu belliyse, sadece bu konuda ne yapmanız gerektiğini farkında ve bilincinde olup buna göre ilerlemek. Yani her zaman bunu yaparsanız hayalinize elinin sonunda ulaşacağınızı garantisini ben size veriyorum. Emek verdiğiniz, çalıştığınız, kendinizi geliştirdiğiniz ve gerçekten çok istediğiniz şeylere ulaşırsınız. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sadece süreci kabullenin. Yani dediğim gibi hani, ama mezun oldum hemen yurt dışında çalışmaya başladım değil. Hani yurt dışında çalışmaya başlamak için kendinize neler katmanız gerekiyor, kendinize neler eklemeniz gerekiyor, nelere çalışmanız gerekiyor, ne gibi donanımlar edinmeniz gerekiyor. İşte gireceksiniz, bakacaksınız işte ne istiyorlarmış, işte linkine gireceksiniz, iş ilanlarına bakacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben web developer olarak işte İtalya'da çalışmak istiyorum. İtalya'da ne gibi istekler var, işte İtalyanca o zaman cebime koyacakmışım ben, bunu eksik kalmışım. İşte web developer'da ne istiyorlar, bu dilleri istiyorlar, bu teknolojileri istiyorlar, bu gibi özelliklere sahip olmamı istiyorlar deyip bunlara bakarak okurken kendimi geliştirmem gerekiyor. Hayalim buysa ve hayalimden eminsem, size de tavsiyem bu, yolun başındasınız. Bunu bilincinde olarak ilerlerseniz ileride çok büyük avantajlar yaşarsınız. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın diyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur sizin için. Yani sizin de uzun zamandır beklediğiniz ve istediğiniz bir videoydu aynı zamanda bu. Yurt dışında çalışmak, ne yapmamız gerekiyor, bunlar hakkında konuşmak istiyordunuz ve o açıdan güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya yine bugün yine bu saatte farklı bir çekte karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bye bye.